أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إنا ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا ولا تجعل علينا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز قدردانلار، hurmatli otaxonlar, akalar, ukalar, bugun barchamiz uchun e'tiborli, hurmatli bo'lgan bir xonadonning taklifiga ijobat qilib bu xonadonga yig'ilib turibmiz. Xonadon egalari Zubayr, Abdul Aziz, Rano xon, Soliha xonlarni ya'ni aqiqalari munosabati bilan sizni bizlarni bu xonadonga taklif qildilar. Bu tashrifimizni Alloh taolo o'zi xayrli, barakotli, muborak qilgan bo'lsin. Haq subhanahu va taoloning ta'limotidan, payg'ambar alayhissalotu vassalomning sunnatlaridan ba'zi mavzularni ushbu majlisda o'rtoqlashsak, hech yo'q bir mavzuni o'rganib ketsak, inshaalloh bugungi majlisimiz shunda inshaalloh foydamizga hujjat bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo inson zotini yaratarkan, inson zotini yaratishdan asl maqsadini Qur'oni Karimda zikr qilgan. Ya'ni insonning yaratilish tarixi huda behudaga emas. Inson behudaga yaratilmagan. Yaratilish tarixi Alloh subhanahu va taolo hali inson zoti yaralmasdan rejani e'lon qilganligini Qur'onda aytgan. Haq subhanahu va taolo farishtalarni hammasiga xitob qilib, ya'ni Qur'oni Karim bizga bu xabarni keltiradi. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo va iz qala robbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Iz kalimasi arab tilida eslang ma'nosini bildiradi. Eslang. Masalan, bir narsa meni esimdan chiqib qolgan bo'lsa, menga bir odam falon voqeani eslang desa, o'sha izni ishlatadi arablar. Fasohatda ya'ni ayni fushada iz desa eslang. Lekin tafsirchilar aytadiki, iz aslida eslating. Sizga bir xabarni aytamiz, bu xabar aslida esingizda yo'q. Biz sizga buni aytib beramiz. Ya'ni
tilke enbâul gayb nuhîhi ileyk deydi Allah Teala başka Kur'an'ın ayetlerinde. Bu haberler aslında gayb haberleri. Biz sizge onu vahiy kılıp veriyemiz. Yani şu haberlerini Allah Subhanahu ve Teala bizge ipiden ignesi geçe yetkazışlığı insaniyet tarihinde en katta alemşumul hadise hesaplamadı. Allah Teala bizni yaratışlığını evvel farişteler'e ilan kıgenliğini Peygamber aleyhissalatu vesselam'a buyurup isletin diyebdi. Bunu kadrını kadriyetini ziyali adam cüdeye yakışı çünedi. Yani ziyali insanlar cemiyette toplandırdıgen yani insan tapıp alışı mümkün bulgen en kadirli malumatlarını izlap görüşedi. İzlap tapıp şuna konu yazmadan bana şuna hangi haber tapu aldım dese uşa haber üstüde doktorluk işini kıladı. Umru hayatını şuna bağışlaydı. Ben şuna haber taptım, tasdıkladım, onu da kıldım, onu da kıldım. Bizge Kur'an-ı Kerim Allah'ın özü tamamından bizim yaratılış tarihimizin itibarı yaptı. Ve iz kâle rabbuke lil melâike eslen ey Muhammed aleyhisselam ümmetinizge esletin. Rabbiniz fariştelerge aitken de uşa yaratış peyti de. İnni câilun fil ardi halife men uzunlin halifemni yani urun basarımni kımakçımın dedi Allah Teala. Câilun kelimesi halikun degen. Yani kılmakçı mendegeni yaratmakçı mendegen. Allah subhanahu ve ta'ala aslı hiç kimden mesulmez. Kimli yaratmakçı, nimege yaratmakçı hiç kimden soramaydı, hiç kimge cevap vermeydigen zat. Lekin Hak subhanahu ve ta'ala iradesi galip bugen zat. Kıladigen işini, hikmet ve hakikatini keyinçelik aşkar kıladigen zat. Adamni yaratmakçı ikenliğini fariştelerge aitken de fariştelere aitti ki ya Rab deyişti, sen bu yeryüzüde fasat, buzgunçilik kıladigen adam ne yaratasan mı dedi. Ben şu ayetini tafsiri hakkında ulamalarını içinde törkül beş kılge var. İbn Cerir-i Tabari bunu keltirgenler. Şundan ümumi hulası şu. Farişteler katten bilgene de adamın yeryüzüde çüşken de fasat, buzgunçilik kılışı mümkünlüğünü kayırdan bilgen. Dese ulamalar ayetedi. O şey lavhul mahfuzdaki adam hakkındaki haberlerden fariştelerin haberi vardı. Farişteler bu meselelerini yani malumatını alıp etkiledi. Körgen, insan özü körgenini haberini bile dedi. Özü körgenini haberini biliş insanın has. Farişteler gibi has. Körgenini bile de etkiledi. Şu yeryüzünde fasattı yaratasan. Allah Teala ne dedi? İnni a'lemu ma la ta'lemun dedi. Ben böyle degen narsanı sizler bilmeyseler. Yani farişteler körmegen cihatı ham var idi. İnsanını Allah subhanahu ve ta'ala yeryüzünü abad kıladigen, Rabbige itaat kıladigen, halal bilen haramın farkıge barıp, insani tacını başıda kötürüp yüredigen, insan bulup yaşaydigen adamlarını kaskıl yetken idi. Uşalarını yaratanan diyetken idi. Ve onlarını yaratarken fariştelerden üstün ikenliğini, ispatlaşligini kast kılgen idi. Ha, insan Allah'ını etkenini kılsa fariştelerden üstün buladı. İnsan Allah'ın buyruklarına lebbey dese farişteler yetalmaydigen makamge yetedi. Ama insanga berilgen imkaniyetlerden doğru faydalanmasa insan Allah'ki isyan kıladigen bulsa adli başka hayvanlarının derecesinden paske çüşk ededi. Çünkü insanda şu ikide tellavunun bittesi var. Hahlegenli telleydi. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala insan hakkı da فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا biz insanga nafske fucurunu ham takvanı ham ilham koyduk dedi. İnsan özü biledi. İnsanın en katta hujjati özü. Doğru yolda yürgen, isyan kılıp yürgen, birovga havas kılgen, birovga hasat kılgen adam ham özünü kimligini juda yaxshi biladi. Ertaga borganda bahona qilmasligi uchun Alloh subhanahu va taolo uning yelkalariga farishtalarni qo'yib qo'yib yozdirib qo'ydi. Alloh taolo bo'yniga qo'yolaydi, lekin hujjatni qoyim qilish uchun yozdirib qo'ydi.
İnsanın yaratılışlığı demek kast bilen bugün. Allah subhanahu wa ta'ala insan zatını kast bilen yarattı. Farişteler'in yani itirazı gibi bitti sebep vardı. Farişteler Allah eğer bir mahlukatını yaratsa özüge yine ibadet kılıçları için yaratadı. Ahir biz Allah'a ibadet kılıçlıkta yetemiz ki neden için yani adamını yaratıyorsan degen itiraz vardı. Allah'a itiraz mı? Hikmetini biliş için sonra geldi farişteler. Allah Teala insanını özüge yine ibadet kılıç için yaratış bilen birge İnsan yaratırken yaratılgan mahlukatlar içi de öte mükemmel insanlı mahlukunu yaratışlıkını ham irade kılgenedir. Ve imtihan dünyasını cari kılıçlığını maksat kılgenedir. Allah subhanahu wa ta'ala'nın iradesi galip. Vallahu galibun ala emrihi velakinne ektaran nasi la ya'lemun. Allah Teala özünün işleri de galip zat. Lekin insanların köpçülüğü bunu bilmeydi. Allah bol degen iş boladı. Şunun için Müslüman adamın itikadı müstahkem bilse dünyada en küçülü adam Müslüman boladı. En kuvvetli adam. Nimaga Allah etkeni boladı deydi. Onun itikadına karşı bütün dünya hücum kılsa itikadını sindiralmaydı. Onun cesedini sindirişi mümkün. Onu cismanen yok kılış mümkün. İtikadını yok kılıp bu miydi? Nimaga onun itikadı da Allah'a bulgen süyençik. Allah'a bulgen işanç her kandayı narsadan üstün türedi. Allah subhanahu wa ta'ala insanını yarattı. Ve yeryüzüge düşüşlüğünü irade kıldı. Adam aleyhissalatu vesselam yeryüzüge düştüler. Adam aleyhissalatu vesselam yeryüzüge düşkenleri de bizge okutulgen ve bugün adamlarının başını eğlendiriyetken ayrım adamlar, ayrım felsefelerinin iddiasına göre adam medeniyetsiz bulup yerge düşmegen. Ne miymiş? İptidai cema'a bu gönemiş. Ne miymiş? Taş davru, bronza davru bu gönemiş. Ne miymiş? Bizde ecdatlarımız kabile kabile yaşa gönemiş. Eğir hatın aralaş bu gönemiş. Şu gepi gepiri yepkenlerinin özleri şuna kadar. Biz ona kadar napak caydan kime gelmiz bu adamlar. Biz ne atamız? Adam yeryüzüge çüşken peytide en medeniyetli insan bugün. Ayşe anamızdan rivayet. Peygamber aleyhissalatu vesselam eytediler. Aşrun minel fitre. On tanarsa fitretten kısablanadı. Bazı rivayetlerde Anas radıyallahu anh'udan. Beş tanarsa fitretten. Bazısı da altıda. Umumi sanalgen de. Eğer adam fitret degeni değil mi degeni? İnsan yaratılgen peytide şu derseler insanın tabiyeti de barıdı. İnsan şu işlerini kılıp yürüyordu. Nimeler deyse sanarsanız bugünkü günde en taze pelek adam şu işini kıladı. Ne mi? Tiş yuviş. Adam yaralganda tişini yuvişi bilerdi. Yeryüzüge düşkende tiş yuvişlik meselesi, misvak işletiş meselesi adamın tabiyeti de var. İnsan burnunu kakışlık, su bilen tazalıp, ağzını mazmaza kılışlık, fıtrattan. İnsan özüdeki napak tüklerini aptaşaşlığı, fıtrattan. İnsan kollarını yugen peytede aralarını hılal kılışlığı, fıtrattan. Oğul balalarını hatma kılış. Fıtrattan. Sakalını hılal kılış. Fıtrattan. Bugünkü günde insan medeniyet deyip kurgen, medeniyetki eriştik degen bütün cemiyetler kılıp kılalmagen işler adamda barıdı. İnsan gigiyenesine alakadarlar seni adamda bar diyepti hadis. Maymundan tarkadı degen adam özü maymun. Yani cismi mesul, fikri maymun adamlar. Düşüncesi eşek adamlar. Ben bunu mecazi manada edeyim ben. İnsan eşek bu miydi? İnsan maymun bu miydi? Yani maymundan payda bu miydi? Lekin maymun tabiyetini, it ve eşek tabiyetini insan talimden uzaklaşsa namayan kılalıydı. Bu katın toku gelirler, insanlarını tamamıyla obrosuzlandırış, onların mükerrem sıfatlarını ayağa bastı, kılıç uçun toku çıkarışken bu geplerde. Yani ilmi hakikat, fan deyip koyardı. Kalaka fan. Bir orta ispatı yok. Bir orta ispatı yok. Bizden şu SSR peyde mektepte okuyemiz, insanlığı payda buluşluğu da, liçinkeden başlayıp, sekin maymunge eğlenip, maymundan ikin ortada yani,
odam bilen maymun yokşagen bitti rasımını koyup ki ana odam oldu deyip çizip bu işgen. Şu ortadaki odam yok. Yok şu ortada yarım maymun yarım odam yok. Yalgan. Yalgan üstüge kuruluyor. İslam talimatı da insan öte medeniyetli gidi. Bizde otamız öte medeniyetli odam bugün. Peygamber bugün. Peygamberler en toza insanlar. Yine Allah subhanahu wa ta'ala şu adamını, aklı, idraki, medeniyetini o bilen birge yaratarken onu talimsiz kop koyganı yok. Adamge yeryüzü de yaşaşligi uçun nimem tosuklar robarosuge çıksa o şu tosuklarını yeçimi uçun talimatlar canatıp durdu. Bunda kılasız, bunda kılasız deyip. Mesela nikah meselesi. Adamın cüftü havva yedi. Biz ne alamız? Biz Allah'ki iman keltirerken biz adamını tupraktan yaratkenliğine işanarken biz adamın kavurgasından onun cüftünü yaratkenliğine zaten işanalıyız bunu. Kan akıl bir yarattı. Ha, sen kandan yarandın. Özünge kara, özünge kara. Kanaka biz mükemmel insanımız. Kur'an-ı Kerim Osmanlarını yarattık deydi. Seb'a semavatin tibaqa deydi. Yitti kat Osmanlı tabak tabak yarattık deydi. Yara şu Osmanlı tikinin deydi. Tabarak suresidir. Yana kaytattan tikinin deydi. Yara kaytattan tikinin deydi Osmanlı. Bir orta hata tabalı yapsız mı deydi. Karagen sarı közüngüz çarçap özüngüzge kaytadı. Osmanlı'dan hata tapamaysız deydi. Bana şimdi kızıklığını karayın da yenge kurulgen üyge barın, özeyiz. Yenge üy kurdunuz, yok ki üyümüzge kırdınız, yatıpsız. Yatağınızda şifke karaysız. Her daim şiften hata tapas. İnsan tabiatı şu. Bana bu cahide kraske yakışı bulmayı kaptı, bana bu cahide bunu buna kaksan bularken değildi. İnsan tabiatı şu. İnsanın tabiatından kep çıkıp Allah Teala eti yaptı ki Osmanlı tikilce de yaptı. Başka cahiden hata tapamız o. Osmanlı'dan kıdırıp kör hatanı diye yaptı. Tapalmaydı insan Osmanlı'dan. Hatanı tapalmaydı. Demek ki Allah yaratken onu. Allah yaratken narsa da hata bu miydi? Adam aleyhisselam bilen anamız Havva'dan cüft farzlantlar tuğuldu. Birinci cüft aka singil, ikinci cüft aka singil tuğul yaptı. Ha zaten bunlar aka singiller. Fakat rahimde fark var. Birinci karından tuğulgen, ikinci karından tuğulgen az gene karındaşlık uzak buldu. Şeriat ne dedi? Uşa peytinin şeriatı. Adam aleyhissalatu vesselam'a Allah Teala buyurdu. Aytti ki birinci rahimdeki oğul bilen ikinci rahimdeki kızını nikahlaysan dedi. Şimdi siz bilen bizi başımızda eğlantiriyetken bazı taifeler çıkıp aytadı ki ana İslam talimatına göre miş, aka ukalardan, aka singillerden tarqaganmiz degan itiqod. Qanaqasiga deydi. Şunda bu katta bahs bu. İmam Maturidi, İmam Ash'ariler o'zlarining zamonlarida mana shu masalalarni ko'targan, İslam'ga qarshi bo'lgan talimatlarga eng mukammal javobni berib nuqtani qo'yib qo'yishgan. Ularning kitoblariga murojaat qilsangiz, eng to'g'ri yechimni ko'rsatgan. Bu masala, bana şu masala. Bir narsanın yaxşı ya ki yaman ekenliğini kim baha beledi degen savalının içimi de. Mesela, falancı bilen nikahlanışlık caiz ya ki caiz masligini kattan agenmiz. Saval şu. Nimege hadırgı künde, hadırgı künde. Bazı nikahlar caiz, bazısı nacaiz deyildi. Caiz, nacaizini kim örgetti bizge, kim eğitti? Dese hamamız eğitemiz ki bizge peygamber eğitken. Aleyhisselam, Allah subhanahu wa ta'ala örgetken, şu şeriyet. Bugünkü gündeki şeriyetini Adem aleyhisselatu vesselam peytideki şeriyet bilen takkaslaş doğurmaz. Bana şu içimde İmam Maturidi eğitediler ki, nime yakşı, nime yaman ikenliğini Allah eytedi. Ve onun Resulü eytedi. Allah peygamberine eytedi. Peygamber adamlarına bunu kılınlar, bunu kımenler deydi. Caiz, nacaiz bizni tabiyyatımızda kalmagen.
Biz Müslümanlar caiz, nacaizini Peygamberden soruyoruz. Peygamber bizge öğretedi. Adam Aleyhisselam davrında uşa nikah kanuni nikah idi. Qabil bilen Habil nimaga urushdi? Kur'an-ı Kerim'de Qabil bilen Habil'ni, Adem'nin ikkita farzandining ortasındaki cancal hikayesi var. Nimaga cancal buldu? Aynen mana şu nikah meselesi de Allah buyurgan buyrukka karşı bolalarni isyoni sababli bo'ldi. Habil aytdi ki, ben özüm bilen tug'ilgan singlimni nikohimga olaman dedi. Qabil bilen tug'ilganni olish kerak edi u. Qabil Habil bilen tug'ilgan qizni olish kerak edi. Sal uzoqroq qarindoshlikdi. O'sha paytning shariati buni shar'iy nikoh degan edi. Nimaga unaqa deydi? Hozir sizga ba'zi nikohlarni aytaman, nimaga unaqa degan savolni javobi yo'q. Alloh aytgani uchun deysiz xolos. Masalan, bir qizni nikohingizga olmoqchisiz. Begona qiz umuman. Joizmi? Joiz. Tagini surishtirsangiz begona emas. U ham odamning avlodi, qaysidir tomondan qarindosh bizga. Faqat uzoqlashib ketgan. Ortadagi uzoqlashish sababli joiz bo'lib turibdi hozir. Lekin o'sha qiz sizni onangiz bilan yani onangizni emgan bo'lsa, siz bilan emikdosh bo'lsa, nima bo'ladi? Nikoh joiz bo'lmaydi. Nima o'zgardi? O'sha qiz. O'sha begona. Nima o'zgardi? Joiz bo'lib qoldi. Nimaga joiz nojoiz bo'lib qoldi? Nimaga nojoiz bo'ldi desa, shariat nojoiz dedi shunga. Demak, Alloh buyurgan narsa joiz bo'ladi. O'sha odam alayhissalotu vasallamdan tarqayotgan bolalarni bugungi kundagi aka singillarning nikohi deb talqin qilayotganlarga bu qoidani aytish kerak. Yo'q, Alloh qoin qonun degan narsa qonun bo'ladi. Masalan shu narsa. Men uchun halol. Chunki mening mulkim bu. To'g'rimi? Lekin buni kimdir olib ketib, o'g'irlab ishlatib yuboradigan bo'lsa, uning uchun harom bo'ladi. Nima o'zgardi? O'sha mulk, o'sha jins, o'sha narsa bo'lib qoldi. Lekin oraga o'g'irlik qo'shilgani uchun Alloh uni harom dedi. Harom bo'lgani uchun boshqa odamga harom bo'lib qoldi. Demak, narsaning tabiatiga bog'liq emas halol harom masalasi. Halol harom, joiz nojoiz masalasi shariatning buyrug'iga taalluqli. Odam alayhissalotu vasallam vahiyni oldilar, ta'limotni oldilar. Alloh taolo inson zotiga bergan ta'limotida 1,124,000 payg'ambar jo'natdi. Demak, ba'zi rivoyatda 224,000. Shuncha payg'ambarning shuncha qavmi bo'ldi. Ulamolar inson tarixini 10,000 yildan uzoqqa bormaydi deydi. Tarix to'g'risidagi xabarlar qat'iy mana shunday deb bo'lmaydi. Lekin million yil, milliard yil deyatgan odamlar yolg'onchi odamlar. Ularning gaplarini e'tibori yo'q. Million, milliard yil odamga aloqador gap emas u. Odamning tarixi uzoq emas. Yer yuzidagi tarix 10,000 yil atrofiga boradi. Odam tarixi, yer yaratilishi, ya'ni koinotni yaratilishligi u biz bilmaymiz uni. Bugungi kunda Big Bang degan nazariya bor, yangi nazariyalardan. Bu nazariyaga ko'ra 13.7 milliard yil bo'lgan dunyoni yaratilishligiga deydi. Alohida gap bu. Lekin odam 10,000 yil atrofidagi hodisa. Bu hodisa bugunga keldi. Odamlar aytadi, "O Amerikada, Meksikada hech kim oyoq inson oyog'i yetmagan joydagi odamlarga ham payg'ambar borganmi?" Ulamolar borgan deydi. Chunki Alloh taolo o'zining risolatini hech qachon inson zotidan uzib qo'ymagan. Insonlar yo'ldan adashishni boshlagan zahoti unga ta'limot o'laroq payg'ambar kelgan. Hattoki bir zamonda bir nechta payg'ambarlar bo'lgan. Hatto bir mahallani alohida payg'ambari bo'lgan. Misol uchun bir oilaning alohida payg'ambari bo'lgan. Yusuf alayhissalotu vasallam payg'ambar. 12 ta 11 ta aka-ukasi bor uni. Hammasi payg'ambar. Payg'ambarlar ko'p kelgan. Ular inson zotining ta'limoti uchun har doim Allohning vahiysini keltirib odamlarga ta'limotni o'rgangan, o'rgatgan. Shu ta'limotga amal qilgan insonlar har doim to'g'ri yo'lni topgan.
Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunun bazı orullarından minnet kıladı. Minnet kılışki haklı bugün zat. Ahli kitaplarına aytadı. اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرْ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ Adamlarına yakşılıkını büyüresiler. Lekin özilerini isten çıkarasızlar. Ahırsızlar kitap okuyduken adamsızlar. Aklilerini işletmeyizsizler mi deydi. Bana şu ayette kitap okuyan, kitap nazıl kılıngan insaniyetini, yani fazlını, onun mesuliyetini istet yaptı Allah Teala. Bizgi kitap nazıl bugün. Bizni her daim talimatımızga peygamber kegen. Allah özünün kitabını yubarıp duruyor. İnsan zatı kendi ahırı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam davruge kegen de indi bir kitap lazım buldu. Bir talimat lazım buldu. Bu talimat indi ta kıyametke kadar özgermesin. Yangi peygamber kelip oturmasın indi. Şu talimat bilen insaniyet doğru yolunu tapıp ketişliğini irade kıldı. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'ni nazıl kıldı. Avvalgi kitaplarının muhafazası için vade vermegen idi. Lekin Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın nazıl buluyetken İslam'ını Allah Teala bunu uzunuz muhafaza kılamız dedi. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun. Elbette biz zikrini uzunuz nazıl kıldık ve elbette biz uzunuz onu muhafaza kılamız dedi. Ulamalar bana şu muhafaza meselesi İslam kanday muhafaza kılmadı. Allah Teala onu kandaydır sandıkka sap koyup hiç kim açalmaya diyen kıpayadı mı? Yok. Hemenin közü ongidi. Kur'an-ı Kerim ve onge iman kettirgen adamlar yeryüzü de her daim köp cihattan aciz bolamız. Küçümüz köp nersige yetmeydi. Kuvvetimiz kem boladı. Kuralımız bu miydi? Daim murasage sülühge hareket kıyan adamımız. Aciz körülemiz. Düşman her daim küçülü boladı maddi cihattan. Her daim Badr'da 330 adamga 1200 adam hücum kıyın. Badr'da. Ta kıyamet geçen Müslümanlar aciz kurunadı cismanen. Lekin dinimiz duru uğradı. Hiç kimiz gertir almaydı. Nime geldiyse Allah Teala bunu muhafaza kıp koydu. Kendin muhafaza kıldı dese ulamalar bilen muhafaza kıyın. Şunun için kim ulamalarını maskara kılsa, kim ulamalarına karşı fitne fasat yani tarkatsa o Allah subhanahu wa ta'ala ge karşı Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın talimatı ge karşı yürüyetken adam boladı. Şunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el-ulema varasatul enbiya dediler. Ulemalar peygamberlerin miras huru dediler. Peygamber vahiy kirtirgen başka işi yok. Yani o şu vahiyinin tatbikatı, vahiyini bizge örgütüş, talimatını örgütüş bilen şugulleniş için peygamber kigen. Peygamberin kaldırgan mirası ilim, onu ulemalar algan. Allah Teala dinini ulemalar bilen saklaydı. Şunun için, her zamanın özünü, ulemasını Allah Teala çıkarışka vade birgen de çünledi yukarıdaki ayetini. Biz bu dinini muhafaza kılamız dedi mi, demek biz ulema çıkaramız degen. İslam'da bala terbiyesi, at diye bitti, bala terbiyesi ki, münasebet kılsanız, hemen talimat özünü, balasını terbiye kılıçlık için desturlar işlep çıkardı. İslam, bala terbiyesi için Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan destur agenmiz biz. Kur'an-ı Kerim'den destur agenmiz. Bala terbiyesi de, balanın cismani terbiyesi var, akli terbiyesi var, ruhani terbiyesi var, sakafi, yani cemiyetke aralaşış, ziyali buluş, kitap okuş terbiyesi var, nafsani terbiyesi var. Her bittesi ki alahıda, alahıda bab acırattı Müslümanlar. Bala terbiyesi ki klingen itibarını, yani onanı talleşten başlaştıkta erkeklerin zımbası ki mesuliyet yükledi. Ahlaklı kızını talleysem dedi. Yani imanlı, itikatlı kızını tallegin dedi. Farzdan tugadigan, muhabbatli bo'lgan, odobli bo'lgan, axloqli bo'lgan qizni tanlashlikni erkakni zimmasiga vojib qilib qo'ydi. Shuning uchun bizni ajdodlarimiz islomni bilgan ulamolarimiz qadimdan oila masalalarida yosh balog'atga yetgan qiz bilan bolaning o'zini ixtiyoriga tashab qo'ymadi. Nimaga ko'pincha adashatdi?
Adaşa da bala koçaya çıkardı, kuzuge çıralı kuringen kızını aladı, kızan okutan kuringen yigitge turmuşge çıkanan deydi. Akıbette bir bölü bölen hayat boşlegende aile müstahkem bu miydi? Nimege kattalarına haberi yok. Arka soruşturulmagan. Masalaning mohiyatiga borilmagan, qorni ochligi da yeb qo'ygan odamga o'xshaydi. Qorni to'ygandan keyin afs qilib o'tiradi. Shuning uchun quda andachilik, bordi-keldi masalalar, oilani surishtirish, qizni borib ko'rish, bular hammasi shariatning asoslariga o'rnadi. Bizda urf bo'lib ketdi. Urf, odat bo'lib ketdi. Hozir ba'zilar chiqib aytayapti, kerak emas domla, nimaga? Ikkita odam kelsa nikohlasa bo'ldi. Ha nikah nikah bo'ladi da, lekin mustahkam nikah bo'lmaydi axir. Otang bexabar, onang bexabar. Ertaga nima qilasan? Qanaqa qilib yashaysan? Farzand dunyoga kelar ekan, dunyoga kelyotgan farzandni rizqini go'zal qilish, ya'ni haloldan qilish masalalarida erkakning zimmasiga ko'p mas'uliyat yukladi. Ayolga ham yuklab qo'ydi. Homilador ayol lo'kullab yurishga haqqi yo'q. Chunki qornida bola bor. U bolaga azob bermaslik kerak. Og'ir yuk ko'tarishga haqqi yo'q. O'zimni kuchim, o'zimni jasadim deyishga haqqi yo'q. Bolaga javobgar. Tug'ilgandan keyin emizishga majbur. Bolani tarbiyasiga majbur. Bolani tarbiya qilishlikda butun boshli jamiyat shunga qaratiladi. Bola tarbiyasi haqida ko'pchilik aytadi-da, masalan, maktabda diniy ta'limni kiritish kerak. Bolaning tarbiyasi faqat maktabda emas-ki. Bolaning tarbiyasiga hammamiz mas'ulmiz. Bir bolaning ham otasi, ham onasi mahallasi. Hamma birovning o'g'li yo'q. Hammasi kimningdir, bizning akamizning, ukamizning o'g'li u. Qo'lida sigaret bilan yuribdi. 7 yoshli bola. Indamay o'tib ketgan odam xiyonat qilgan bo'ladi. Bu bolani qo'lidan tutib, ota-onasini topib, bu masalaning tarbiyasiga e'tibor qaratishimiz kerak. Kim loqayt bo'lsa, oilasidan chiqadi. Bolaga hamma ota-ona. Bola kelajagimiz. Uning tarbiyasi uchun hammamiz shu ishni qilishimiz kerak. Bola tug'ilganda xursand bo'ladi hamma, ha? Xursand bo'lish bilan birga jon, jonliq so'yiladi. Nimaga? Yangi jon uchun bir jon qurbon qilinadi. Qo'y suyladi va u jonni bus-butun o'sishligi uchun duolar qilinadi. Bunga o'xshagan majlislar, ihsonlar uyushtiriladi. Shariat ta'limoti o'rganiladi, o'rgatiladi. Va bizning katta yaxshi an'anamizdan bu. Bola bilan ota-ona tili chiqishlik mobaynida birinchi sof e'tiqodini himoya qilish kerak. Bolaga Allohdan o'zga iloh yo'q, Muhammad alayhissalom Allohning payg'ambari ekanligini va e'tiqodda bola ko'taradigan fikrlarni unga tushuntirib borishlik ota-onaning burchi. Keyin ulamolar aytadi, bolaga har doim eng laziz, eng go'zal, eng latif kiyimlarni kiyintirish, ovqatlantirish yaxshi emas. Siz yaxshi boy bo'lsangiz ham, sharoitingiz zo'r bo'lsa ham, bolaga ba'zan yirtiq kiyimlarni yamab berish kerak. Ba'zan qattiq nonni o'zi bilan kifoya qildirish kerak. Nimaga? Bola hayotni imtihondan iboratligini bilib yursin. Har doim yegani oldida, yemagani orqada bo'lgan bolada mas'uliyat yo'qoladi. Ertaga hayotga chiqqan paytida har doim ta'minotni ko'rgani uchun birovning qo'liga qarab qoladi. Bu ham bola tarbiyasiga e'tiborli narsalardan. Ota ish bilan ko'p yuradi ko'chada. Lekin bola uchun vaqt ajratish kerak. Bolani kitob o'qishlikka o'rgatish kerak. Kitob o'qishlikka. Birga o'tirib o'qish kerak. O'qishni o'rganguncha ota unga o'qib berish kerak. Va bolaning dardini, uning fikrini shakllantirish kerak. Bolaga qattiq qo'l bo'ladigan o'rinlar ham bor, lekin dag'al, darg'azab muomala qilmaslik kerak. Qattiq qo'llik bor. Bola odob tayog'ini ko'rsin, lekin unga qo'pol muomala qilib bo'lmaydi. Bolaning ruhiyatini sindirmaslik kerak. Bolani qo'rqoq qilib tarbiya qilmaslik kerak. Bola jamiyatga chiqqan paytida odamlar bilan muomala qilar ekan, o'zining fikri, boshqaruvchanligi, siyosatdonligini ota shakllantiradi. Bizda nima bo'lsa ham jim o'tir deyiladi bolaga. O'shanga hamma jim.
Yok, bola şahsi fikriga ega bo'lishini ta'minlashimiz kerak. Uni, ya'ni saqofatini, madaniyatini shakllantirib borishimiz kerak. Shu bilan birga ulamolar bolani jismoniy tarbiyasiga ham e'tibor berishlikka tavsiya qilishadi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam sahih hadisda aytadilar, kuchli mu'min kuchsiz mu'mindan afzal, Allohga mahbubroq hisoblanadi. Mu'min Allohga ikkalasi ham ma'qulda, kuchsizdan kuchliga ham, lekin qaysi afzal desa, kuchliga afzal. Jismoniy tomondan baquvvat inson ko'proq manfaat berishi mumkin. Ba'zi odamning kuchi yetmay qolgan joyga uni kuchi yetib ketadi. Payg'ambar alayhi salatu vasallam musulmonlarga Madinada 3000 dona sahoba bor edi. 10000 dan oshiq dushman bostirib kelgan paytida xandaq qazitganlar, xandaq. Shu xandaq qazilayotgan paytida roza tutgan odamlar bor ekan ba'zilari. Asrdan keyin ishga yaramay qolishgan. Payg'ambar alayhi salatu vasallam aytganlarki, bugun roza tutmaganlar savobni olib ketdi deganlar. Jamiyat uchun foydaliroq masalalarga insonning hissasi ko'p bo'lsa, rozadan ustun turadi. Nimaga? Roza meni shaxsim uchun. Lekin jamiyatga beradigan foydam, quvvatim, sarflagan harakatim jamiyatga foydasiga. Uni eng afzal bo'ladi. Ko'pchilikka foydasi tekkan odam yaxshi odam bo'ladi. Mana shu masalalarni demak biz o'rgatib borishimiz kerak. Do'st kim, dushman kim, uni farqiga borishimiz kerak. Uni farqini o'rgatishimiz kerak bolaga. Har doim ham soddalik qilib, bizga islomdan gapirib, boshqadan gapirib, o'zi g'irt munofiqni ishini qiladigan odamlarga aldanmasligimiz kerak. Bitta o'rtog'im aytayapti. Bittasi deydi, ko'cha muomala qilyapti menga deydi. Hozir bor, ko'chingiz kela bor. Muomala qilyapti shunaqa. Keyin joyiga o'tkazib qo'yibdi. O'tkazib qo'ysa nima dermish? Mana hozir Saodat asri qissasini o'qiyapman dermish. Kalta yeydigan joyga kelganda. Oldin o'tkazmoqchi bo'lgan o'zinikini. O'tmay qolgan. Endi kalta yeyish kerak. Nima dermish? Men Alloh uchun kechiring. Saodat asri qissasini o'qiyapman dermish. Hazrat Umar radhiyallohu anhu aytadilarki, biz birovni aldaydigan darajada pastkashmasmiz. Lekin birovdan aldanadigan darajada ahmoq ham emasmiz. Ba'zi o'rinda keskin muomala lozim bo'ladi. Bizga xohlaganini gapirishga, xohlagan tuhmatni qilishga ularda imkon bor ekanda, javobini so'rab oladigan payt kelgan paytida kechiring desa kechirib olaverish kerak ekan. Shariat kechirmaydi. Shariat jazo qo'llanadigan o'rinda qalbingda rahim bo'lmasin deydi. Jazoga. Ya'ni sodda emas, u soddalik maylida ahmoq bo'lmasligimiz kerak. Bir mushrik payg'ambar alayhissalotu vasallamga qarshi Badr jangida mushriklar bilan birga hujumda qatnashdi. Qo'lga tushdi. Payg'ambar alayhissalom uni nimaga menga qarshi urushga qatnashding dedi. Deganda men bilmay qopman, meni kechiring, bola chaqam ko'p, bolalarim yosh, oilam bor, quvvoring dedi. Yig'ladi. Payg'ambar alayhissalotu vasallam mehribon zot edilar. Bo'pti ketaver dedilar. Qo'yvordilar. Puli ham yo'q, pulsiz ham chiqib ketdi. Qaytib sizga qaytib urushmayman. Rosa, bo'pti ketaver. Oradan ko'p o'tmadi, Uhud jangi bo'ldi. Uhudda yana holga odam mushriklar bilan qo'shilib yana Rasulullohga hujum qildi. Keyin qo'lga tushdi. Chaqirib, "Yana nima kelding?" dedilar. Desalar, "Meni kechiring, men nodonlik qildim. Bolalarim yosh, unaqa edi, bunaqa edi. Qo'yib yuboring," dedi. Payg'ambar alayhissalom, "Hozir seni qo'yib yuborsam, borib o'zingni qavmingga borib, Muhammadni 2 marta aldab keldim deb maqtanasan-da?" dedilar. Musulmon odam bitta teshikdan 2 marta chaqilmaydi. Sol buni deb boshiga urdirganlar. Ya'ni aldanmas, aldanmaslik ham zakovat hisoblanadi. Nima desa odob, axloq, ha, odob, axloq bo'ladi shu ba'zan. Payg'ambar alayhissalotu vasallamning bola tarbiyasida, inson tarbiyasidagi eng katta ishlardan biri. Hazrat Ali radhiyallohu anhu avlodinglarni o'zingizlarni zamoningizlarga emas, ularning zamoniga mos tarbiya qilinglar deganlar. Har doim balamizni o'zimizni tushunchamizda emas, u jamiyatga chiqqan paytida u yashayotgan
etapdagi sivilizatsiya bilan tarbiya qilishimiz kerak. Uni o'qitishimiz kerak. Mana bugun IT texnologiya. Hozir 60-70 ga kirgan otaxonlarimiz smart telefonlarni ishlatishga qiynaladi. Ha farzandga bunaqa telefonlarni ishlatma deb tarbiya qilib bo'lmaydi. Unga shu telefonlarni ishlatib, balki shularga yangi platformalarni yaratadigan imkoniyatni qilib berishimiz kerak. Chunki bularning zamoni shu. Har bir zamonning o'zini insoni yaratiladi. Uni o'sha zamonga munosib tarbiya qilish kerak. Alloh subhanahu va taolo bugungi mana shu ihson majlisida bu Zubayr Abdulaziz Ra'noxon soliha xonlarni haqlarida qilinadigan duolarimizni o'zi ijobat qilsin. Farzand tarbiyasiga harakat qilayotgan birodarlarimizni ham barchalariga Alloh taolo muvaffaqiyat ato qilsin. Keyin bu xonadondan Joradoda Saltanat buva, Abdumavlon tog'a, Muniraxon ayalar o'tgan ekanlar, ularning haqlariga inshaalloh hozir Qur'on tilovati bilan duolar qilamiz. Haq subhanahu va taolo o'zini ta'limotlarini yaxshi o'rganib, unga amal qilib borishligimizda o'zi tavfiq bersin. Hammamizda farzand zurriyotlar bor birodarlar. Shular uchun yashayapmiz. Va bular biz dunyodan o'tganimizdan keyin ham orqamizdan savob duo yuborib turadigan farzand bo'lishini harakatda bo'lishimiz kerak. Bu islom ta'limoti bilan bo'ladi. O'zidan o'zi bo'lib qolmaydi. Bo'ldi, tug'dirdim, bo'ldi, tashab ketdim emas. Bola tarbiyasi muhim birodarlar. Kerak bo'lsa bola tarbiyasi uchun kechasi bedor bo'linadi. Tarbiya eng muhim narsa. Jamiyatni o'rniga keltiradigan narsa. Alloh subhanahu va taolo bu tarbiyada bizga o'zi kuch-quvvat bersin. Hozir Qur'on xatm qilingan ekan, inshaalloh mana bu yuqorida zikri o'tgan marhumlarimizning haqlariga Qur'on xatmini bahshidasini qilamiz va inshaalloh bizdan kutilayotgan duolarni qilamiz. Xatmni Muhammad Ayyubxon qilib beradilar. Qani, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Bismillahirrahmanirrahim. Sadakallahul azim ve sadaka rasuluhun nebiyyun kerim ve nahnu ala zalika mineşşahidin velhamdülillahi rabbil alamin. Parvardigara okulingen tilavatlardan, yazılingen dasturhan hayri ihsallardan, aytilingen mesele mesailerden, hasıl bulgen acir savab mükafatlarını, barca dua ümidi de yatken mu'min musulmanlarga bahşede kıldık. Allah Ta'ala ularını ruhlarını şahat kılgın. Yatken caylarda Allah Ta'ala onlarga uzun hoşnutlik ata kılgın, daracatlarını kötergin, onların atlardan kalgın, berçe imtihanda bugün biz garip bendelerge uzun rahmin kilsin, kliyetken ibadetlerimizini kabul kılgın, hata nuksan, kemçiliklerimizini afu kılgın, seni razılıgınge erişedigen amellerge bizlerini muvaffak kılgın, bu ameller sebebiden dünyada, İmanımız selamet halde ötüşümüzünü, kıyamette seni didarınge müşerrab buluşumuzu nasip kılgın. Hakikası buluyetken yaşlarımızını, Allah subhanahu wa ta'ala uzun büsbütün, etikadli, imanlı, sağlam selamet, ziyali insanlar bulup terbiye tapıp kette buluşlarını nasip kılgın. Dünyada ata analarının gözlerine kuvanç, şanlarına abro op gibi edilen farzantlardan buluşunu, dünyadan ötkenimizde cennette ata analarının başlarına izzet tacı giydiredigen farzantlardan buluşlarını Allah Ta'ala uzun nasip kıyın. Parvardigara bütün dünya musulmanlarına uzun ahmet nusrat birgin. Mazlum yetken musulmanlarımızga uzun necat birgin. Bazı ulamalarımızga hasaten Mısır'da bazı ahli ilimlerimizin başlarına burası imtihan kipti. Allah Ta'ala bu imtihandan güzel surette çıkıp alışlarını ve bu imtihandan Allah subhanahu wa ta'ala özü razı bo'ladigan holatda çıkıp olishini Xudoy taolo özü nasip kılsın. Ularını başlardaki bu musibetini yengillatsın. Ahlilerine, ahli ayarlarına sağlam halde kayıtçilerini Allah taolo özü nasip kılsın. Müslümanlarımızga ahli sünne vel cemaa ulamaları Katar'da kılıyetken hizmetlerini Allah taolo bardavon bo'lishini nasip kılsın. Bemorlarımız var. Allah taolo bemorlarımızga özü necat versin.
Ko'p duo so'raganlar bor. Bu vodiydan ne'matulloh zarkandim degan bir ukamiz bor edi. Birodarimiz bu kishi ham bemor ekan. Alloh taolo shifo bersin. Boshlarida o'tayotgan dardni yengillatsin va qilgan ishlarida Alloh taolo ahllariga, farzand zurriyatlariga yaxshiliklarda bardavom bo'lishlarini nasib qilsin. Oramizda yoshi ulug'larimiz bor. Alloh taolo ularni ibodatlarini qabul qilayotgan yaxshiliklarini, duolarini ijobat qilishligini Alloh taolo o'zi nasib qilsin. Barchalarimizni o'zi rozi bo'ladigan ishlarga muvaffaq qilsin. Xonadon egalaridan duo umidida yotganlarni ham Alloh taolo ruhlarini shod qilsin. Sallallohu va sallama ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Salomat bo'linglar. Rahmat sağ olun ila. Allah kabul etsin. Ne kadar bunu? 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 Ne k